Hayat bir sanattır ve her insan hayatın hem sanatçısı hem de eseridir. Merhaba, Hayat Sanattır programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Akademisyen Doktor Lütfü Kaplanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Ben Lütfü Kaplanoğlu. 1973 Erzurum doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdim. Birincilikle bitirdim. Daha sonra yüksek lisansımı ve doktoramı da aynı Atatürk Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümüne başladım. Ve 21 yıldır üniversitede akademisyen olarak çalışmaya devam ediyorum. 5'i yurt dışında olmak üzere Kanada, İspanya, Danimarka gibi ülkelerde olmak üzere toplam 15 kişisel sergim, 100'ün üzerinde de uluslararası grup ya da karma etkinliklerde bulundum. Bu arada hem resimde hem de baskı resim, yani baskı resim etkinliklerini bir arada götürmeye çalıştım. Bunun içinde uluslararası engravis baskı resim etkinliklerinin kurucusuyum ve bu anlamda da 2016'dan beri 13 tane uluslararası çalıştay gerçekleştirdik. 10 civarında da ulusal ve uluslararası baskı resim etkinliklerini de yapmış olduk. Engravis çok güzel sound'u olan bir kelime. Engravis'i biraz açabilir misiniz bize? Engravis'in kurucusu olduğunuzu biliyoruz. Evet. Ve bu çok önemli bir katma değer ülkemiz sanatı için. Ama açılımını bize anlatabilir misiniz lütfen? Şimdi engravistin aslında İngilizce kökenli, engraving, oyma anlamında bir kökü var. Biz bunun İstanbul versiyonunu yapmak üzere yola çıkmıştık. Ve uluslararası bir baskı resim etkinlikleri ülkemizde eksikti. Böyle bir grup yoktu. Öncülük edecek bir etkinlik yoktu. Daha evvelden Atatürk Üniversitesi'nde çalışırken 3 tane proje yaptık. Akademisyenler ve öğrenciler olarak. Bunlar Erzurum Gravürleri Projesi, Ahlat Gravürleri Projesi ve Ani Harabeleri projelerini yapmıştık. Bu tecrübeyle Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim ve uluslararası baskı resim etkinliklerini kurarak Başbakanlıktan almış olduğum, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından almış olduğum bir projeyle bu etkinlikleri gerçekleştirmek için proje yazdım. Engravist etkinliklerini kurdum ve Balkanlardan 20 civarında sanatçı getirdim. Gravür sanatçısı getirdim. 20 farklı ülkeden mi yoksa 20 farklı sanatçı mı? O proje Balkanlara ve Türkiye'ye bir hibe programıydı. Balkanların değişik ülkelerinden, Kosova'dan, Sırbistan'dan, Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten sanatçılar getirdim ve öğrencileri de getirdim. Ülkemizin de değişik üniversitelerde bulunan ve gravür yapan sanatçılarını davet ettim. Toplamda 100 civarında akademisyeni üniversitemizde ağırladık ve orada engravist etkinliklerinin ilkini gerçekleştirmiş olduk. Sadece baskı resim yapmadık tabii. Bunun yanında uluslararası bir sempozyumu da paralelinde gerçekleştirmiş olduk. Yani bir müzeciliğe doğru ilerliyor gibisiniz. Orada o iyi bir başlangıçtı aslında. Daha sonra Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış olduğumuz projelerle
Bu biraz ağı birazcık daha genişlettik. Toplamda dediğim gibi 13 tane hiç yapılmamış etkinlikleri. Bunun içerisinde hem sosyal sorumluluk projesi, eğitim projesi ve sanat projesi hepsi bir arada. Ve turizm projesi aslında, sanat bir projedir aslında. Turizm iyi bir turizm projesidir. Sanat ki, turizmi. Evet, ki Avrupa bunun girdilerini iyi bir şekilde yaşar ve ülkelerine değerli katkılar sunar. Biz de bu anlamda ilk adımımızı atmış olduk. İmkanlarımızın yani negatif olması bunu değiştirmiyor. Eğer gönül varsa, sevgi varsa, iyi bir ekip kurduysanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız, enerjiniz varsa bunu başarma ihtimaliniz var tabii. Şu anda da yine Avrupa Birliği projeleriyle, şehirlere vermiş olduğumuz projelerle bunu kovalıyoruz. Yenilerini yapmak istiyoruz ve ülkemize yeni bir biyanel kazandırmak istiyoruz aslında. Uluslararası baskı resim biyanelini ülkemizde yaygın bir şekilde, devam eder bir şekilde uygulamayı çok istiyoruz. İnşallah olacak. Öyle umuyoruz. Sanat turizmi dediniz. Evet. İstanbul sanat turizmi için çok önemli bir şehir. Evet. Ve sizin İstanbul sevdalısı olduğunu biliyorum. Çünkü ben İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği'nin başkanıyım. İstanbul'a katma değer sağlayabilmek, İstanbul'u sanatla bütünleştirebilmek, o sanatın birleştirici gücünden İstanbul'u ve sanatseveri faydalandırabilmek en önemli hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Siz özellikle baskı resimlerde İstanbul'un kültürünü, tarihini, içeriğini anlatmaya gayret ettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz rica etsem? Şimdi İstanbul gerçekten herkese ilham veriyor. Yani edebiyata, kültür ve sanatın bütün alanlarına ilham kaynağı olan bir şehir. Ve dünyanın sevdası olan bir şehir, şehirlere konulmuş bir şehir. Bizim de bu kaynaktan etkilenmememiz mümkün değildi. Ve bu topraklar zaten sadece İstanbul değil, Anadolu. Anadolu'nun her katmanı bir kültürel, sanatsal bir değer olarak görüyoruz. Ben daha evvelden doktoramı da sanat tarihinde, Batı sanatı ve çağdaş sanat alanında yaptığım için ve küçüklükten de hep bu mantıkta büyüdüğüm için kültür ve sanata ve bu katmanlara karşı bir özel bir ilgim var. Hatta İstanbul masalları, İstanbul efsaneleri anlamında projeler yapmak istedik ve bunların hepsini harmanlayan İstanbul'un kültürel mirasına dair etkinlikler yapmış olduk. Müthiş. Ve öyle bir durum oldu ki Türkiye'nin değişik yerlerinden genç sanatçılar ve bunların hocaları, bunları yetiştiren hocaları, yurt dışından gelen sanatçılar veya eser gönderen sanatçılar İstanbul'u bir şekilde yaşamış oldu. Biz onu yaşatmış olduk. En azından o eserleri İstanbul'un kültürel mirasını irdelerken İstanbul'u analiz etmek durumunda kaldılar. Neresinde hangi değer var bunu araştırmak durumunda kaldılar. Neresinde değer yok ki? Var. Nereye kaldırırsanız altından bir zaten değer çıkıyor. İstanbul'un en önemli özelliği bu. Müsaadenizle bir şey soracağım size. Şimdi İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'un taşı toprağı altın diyoruz. Ve biraz önce ifade ettiğiniz gibi her katmanın altından ayrı bir değer çıkıyor. Ben de diyorum ki İstanbul'un taşı toprağı altın değil. İstanbul'un taşı toprağı kültür. Doğru buna, mu? Buna itiraz edemeyiz elbette. Tabii ki. Devam yani edelim. Taşı toprağı kültür olduğu için zaten altın oluyor aslında. Anlamı bu. Gerçek anlamı bu. Yoksa altın tabii maddesel değerli. Evet. Çünkü genelde İstanbul'a gelen, gerek göçlerde olsun, gerekse şehrimize gelen kıymetli şehir insanları olsun, hep bir beklenti içerisinde. Hayatlarını idame ettirebilmek, ilerleyebilmek adına İstanbul bir hedef. Oysa İstanbul'un kültür faaliyetleri içerisinde olmak bence her şeyden önemli. Kesinlikle. Bu arada 40 gün 40 gece gravür diye bir çalışmanız var. Evet. Oldu, gerçekleşti biliyorum. Bunu biraz anlatır mısınız bize?
2017 yılında işte Kültür Bakanlığı'ndan almış olduğum bir proje vardı. Aslında iki etkinlik için o hibeyi almıştık. Ama benim daha fazla insana katkı sağlamak, daha fazla eser üretmek, İstanbul'u daha iyi analiz etmek amacıyla o hibe bütçesini 8'e arttırdım aslında onu. 8'e böldüm ve 8 tane etkinlik planladım. Her biri bir hafta olmak üzere ve her grup her bir haftada 15 genç sanatçı olmak üzere. Ne güzel. 8 hafta 45 gün durmaksızın ve her haftada grupta değişiyor. Başındaki teknik değişiyor. Başındaki profesör değişiyor. Çünkü her bir teknik farklı bir önemli sanatçının başkanlığında yürütüyor. 45 gün boyunca öyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu tür çalışmaların tabii sürdürülebilir olması çok önemli. Aslında evet. Hemen hemen bütün sanat dallarında bu beklenti var. Evet. Sizin de ben buna çok önem verdiğinizi biliyorum. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı bu sürdürülebilirlikle ilgili? Sürdürülebilirlik anlamında genellikle projeleri takip ediyoruz. Yani hem Avrupa Birliği projeleri, devletin sağlamış olduğu projeleri takip etmeye ve onlara proje vermeye çalışıyoruz. Bu projeler de çıktıkça değerlendirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir önemi var benim için. Öğrencilerim bu aşamada, bu proje aşamalarında işin içerisine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Ve sanatın işletmecilik anlamı, sanatın network'ü, sanatın uygulama alanları, sergileme alanlarının hepsini bir arada uygulamalı bir şekilde yaşamış oluyorlar. Bunun için çok önemsiyorum. Ayrıca da bilgi yönü, yani eğitim yönünü her gelen farklı sanatçıdan farklı bir şey öğrenmiş oluyorlar. Ben de tabii bundan nasiplenmiş oluyorum. Tabii. Dolayısıyla biz de yeni öğrencilerimize, o etkinliğe katılmayan kişilere de aktarmış oluyoruz. Figüratif eserleriniz olduğu kadar farklı çalışmalarınız da var. Bu dönemleri, o dönemlerden birbirine geçişleri teknik olarak biraz bize anlatır mısınız lütfen? Az önce söylemiştim zaten yani sanat tarihi geçmişim var. Yani ikisini beraber götürdüm zaten. Dolayısıyla biz halk masallarıyla büyüyen bir nesliz. Yani o hikayelerle, kendi oyuncaklarıyla oyuncaklarını yapan bir neslin çocuklarıyız. Onları biz kendimiz yaptık, kendimiz ürettik. Dolayısıyla Anadolu'yu bir hikayelerle duyduk, sonradan da yaşamaya başladık. Oraları gezdik, mekanlara şahit olduk. Ve resim yapmaya başladığım dönemlerde hep Anadolu'dan yola çıkan, kendimden şahit olduğum öğelerden yola çıkan eserlerle kendimi ifade etmeye çalıştım. Şu anda da aslında aynı şekilde ifade ediyorum. Dolayısıyla gravürlerde özellikle Erzurum, Ani, Ahlat gravürleriyle daha sembolist çalışmalar ortaya koyarken pentür alanında da yine Anadolu'yu temsil eden Anadolu'nun mistik öğeleriyle karıştırdığım, mixlediğim figürler ortaya koymaya başladım. Bunu yaparken de yine figürleri merkeze, batı imgesi olarak özellikle heykellerden yola çıkarak uyguladım. Ama tuvallerin genellikle yani çalışma alanlarımın etrafında beni temsil eden, benim yaşadığım toprağı temsil eden genel kimlik vardı. Onu 2019'a kadar devam ettirdim. Daha sonra figürleri kaldırdım. Sadece genel Anadolu mekanları kalmış oldu. Bu arada sizin bir misyonunuz var. Bütün bu kültürel zenginlikleri yabancılarla paylaşma arzunuz. Evet. Bu paylaşımları nasıl sağlayabildiniz veya nasıl sağlamaya çalışıyorsunuz? Devlet destekli bazı projeler içerisinde olduğunuzu biliyorum. Ama sizin bu anlamda kişisel bir faaliyetiniz ve mücadeleniz de var. Evet. Şöyle bir durum var. Aslında biz yani sürekli bunun vurgusunu yapıyorum aslında. Ülkemizin Anadolu'nun katmanlar halindeki kültüründen ve değerlerinden bahsediyorum.
maalesef biz bu kültür değer katmanlarının değerinin farkında değiliz. İnsanlığın varoluşuyla başlayan süreçten günümüze kadar her toplumun, her kültürün bir araya geldiği bu toprakların farkında değiliz aslında. Çok acı bir durum. Önce aslında kendi kendimize anlatmamız gerekiyor. Kendimizin yaşayıp buna şahit olması ve farkındalığın oluşması gerekiyor. Bu anlamda da çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Sergi yurt dışına yapmış olduğum, projelerde yapmış olduğum, Engraviste yapmış olduğum etkinliklerin sergilerini taşımaya çalışıyorum. Yurt dışında bu farkındalığı birazcık daha oluşturmaya çalışıyorum. İşte en son geçen yıl hem İspanya'da Hititler sergisini açtım. Ama sadece benim sergimi götürmedim tabii. Aynı zamanda öğrencilerimin Engravist'ten bir seçki yapıp öğrencilerimin çalışmalarını sundum. Aynı zamanda diğer bir etkinlik olarak da Makedonya'ya, Struga'ya yine Anadolu'nun değişik zenginliklerini içeren bir gravür sergisini de taşımış oldum. Bunu her fırsatta taşımaya çalışıyoruz. İmkan olduğu takdirde. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi öğrencilerim dediniz. Öğrencilerim derken bile gözleriniz ışıldıyor. Bir hocanın bütün bilgi birikimini, yaşadıkları tabii acı tatlı olaylarla, sanat yolculuğu kolay bir yolculuk değil, özellikle Türkiye şartlarında. Öğrencileri yanınıza alırken onlara sanatı sevdirmek adına nasıl bir yol izliyorsunuz? Onları çok önemsediğinizi biliyorum. Onların gelişimi için ne kadar büyük mücadele verdiğinizi de biliyorum ve farkındayım. Bu konu neler yapıyorsunuz? Öğrencilerimizle aslında ilk karşılaşmamızda benim analizim şu oluyor. Genellikle gençler geleceğe dair endişeler taşıyor. Geleceğini göremedikleri için ümitsiz oluyor. Ve bunların bir enerjiye ihtiyaç olduğunu görüyorum. Evet, ben biraz enerjik bir insanım ve onların da benimle beraber çalışabilmeleri için bu enerjiye sahip olmaları lazım. İnsanın eğer hedefi yoksa bir hiçtir aslında. Dolayısıyla onlara bir hedef, onların bir hedef oluşturmasını sağlamak, beraber koşmamız için şart olan bir durum. Dolayısıyla bütün felsefe bu anlamda onlara bir hedef koyup onlarla bir hedefi paylaşmak, onlarla beraber yürüyeceğimize inandırmak ve onlarla beraber hareket etme üzerine kurulu bir anlayışım var. Bunu da başarmaya çalışıyoruz. Öğrencilerim yıl sonunda bir analiz ettiklerinde bir bakıyorlar ki çok önemli mesafeler kat etmişler. Gelmiş oldukları veya elde etmiş oldukları network, geri dönüşler çok olumlu ve inanmaya başlayınca da iyice bir tempoyla kendilerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben önce eğitimciyim. Yani evet, ben bir sanatçıyım ama öncelikle bir eğitimciyim. Onlar var olursa ben de var olurum. Ben var olursam da onlar da var olmuş oluyor. Dolayısıyla hepimiz bir arada var olmaya çalışıyoruz. Bütün hedefimiz o. Evet, bu çok insani bir yaklaşım. Evet. Size bir soru soracağım ama çok samimi bir cevap vermenizi rica ediyorum. Bir öğrenci var, olağanüstü yetenekli. Hatta sizden de yetenekli. Şimdi dünyada ve günümüzde görüyoruz ki bazen hocayı geçen üstün yetenekler yok olup gidiyorlar. Sizin böyle olmadığınıza yürekte inanıyorum ve biliyorum. Ama bu da maalesef olan bir gerçek. Bununla ilgili biraz görüşebilir miyiz, konuşabilir miyiz lütfen? Bu insanlık psikolojisi içerisinde kıskançlık mutlaka vardır. Ama öğrencinin başarısı, yani çoğu zaman geriye dönüp baktığımda benim yapmam gereken bazı şeyleri öğrencimle paylaşırım ve öğrencim onun devamını gerçekleştirir. Ama ben gerçekleştirmişim gibi mutlu olurum. Bu sizin benim özelliğiniz. Şu anda beni geçen öğrencilerim var. Ne güzel. Bunu söylemek bile ne kadar güzel. Öğrencilerim var. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Elbette ki psikoloji kıskançlığı mutlaka getirebilir ama
Bunun aslında ölçüsü bir anlık olursa eğer normaldir. Ama bunu devam ettirdiğimiz takdirde bir hastalığa dönüşür. Çok doğru. Dolayısıyla ben gurur duyarım öğrencilerimin beni geçmesinde. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Bu sanatçı olmak, tamamlanmış bir insan olmakla aynı durumda, aynı seviyede ilerlemeli. Gerçek sanatçılar, gerçek sanatçı yetiştirebilmek adına kıskançlık duygusundan uzaklaşmalı. Biz ülkemizde zaman zaman bazı dönemlerde hepimizin bildiği isimler üzerinden konuşmak gerekirse bunları yaşadık. Çok önemli sanatçıların, çok önemli değerlerin şu anda yok olduklarını biliyoruz ve gördük. Umarım bundan sonra bu tür şeyler yaşanmaz. Sizin gibi aydınlık, çağdaş, yeteneği kavrayan ve onu yükselten birçok hoca yetişir. Umarız. Avrupa gözüyle gravürde oryantalist Türk kadını mefhumu üzerine çalışmalarınız oldu. Evet. Bunları biraz açabilir miyiz? 1999'dan itibaren ben gravürle profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. Ve bu dönem içerisinde de tabii hem teorik hem uygulama olarak araştırmalarımız oldu. Gravür Anadolu'ya özellikle 17. 18. ve 19. yüzyılda Batılıların Anadolu'yu keşfetme isteğiyle Anadolu'yu karış karış gezmeleriyle mümkün oluyor. Ve özellikle o Osmanlı gizemi, Osmanlı'yı merak etmeleri sonucunda Anadolu'nun her tarafını gezerlerken en fazla merak ettikleri yer aslında Osmanlı padişahlarının olduğu saray. Sarayı hiç merak ediyorlar aslında. Bu saray içerisinde de kadınları merak ediyorlar çünkü en hakim olamadıkları veya vakıf olamadıkları alan. Dışarıdan ne kadar gözlemlerlerse ona göre bir vizyon çıkıyor. Biliyorsunuz gravürler, yani yabancıların yapmış olduğu gravürler daha çok buraya Anadolu'ya gelen seyyahlar vasıtasıyla, ressamlar vasıtasıyla, edebiyatçılar vasıtasıyla burada çizimler yapılıyor, yazılar yazılıyor ve Avrupa'ya döndükten sonra bunlar gravürlere dönüşüyor veya resimlere dönüşüyor. Burada gizem merakı, merak da sanatı getirmeye başlıyor. Ve kadın faktörü burada üç ana öğe olarak ele alınıyor. Bunların ilki saraylı, saray kadınlarının eğlenceye düşkün ve zevk-i sefa içerisinde yaşayan bir tabağı olarak çizimler yapılıyor, gravür çizimleri yapılıyor. İkincisi daha çok insanlara eğlence yaşatan düşük kadın profili olarak bir ele alınış biçimi var. Üçüncüsü de eşine, çocuğuna hizmet eden, kocasına hizmet eden, çevreye hizmet eden düşük profilli bir kadın portresi söz konusu. Yani üçünde de kadın adı yok. Kadın adı yok aslında. Ama şöyle bir durum var. Zaten sarayı tam olarak bilmedikleri için veya Osmanlı'da evlere dahil olamadıkları için, gerçeği bilemedikleri için birazcık da hayali veya imgesel bir durum söz konusu. Doğru. Zaten ama şöyle de bir durum var. Bu oryantalistlerin bakış açısıyla alakalı bir durum zaten. Evet, Anadolu'yu karış karış gezmişler. Şu anda bizim geçmişe dönük tek imgelerimiz bu gravürlerden oluşuyor. Tek doğru ve bize yarar sağladığı yer burası. Diğer yönden baktığımız zaman oryantalistler bizi nasıl görmek istiyorlarsa, nasıl olmamızı istiyorlarsa zaten bizi o şekilde betimlemişler. Çok doğru. Dünyada da böyle değil mi? Yani dünya oryantalizmi gerçekleştirirken de onlar bizi nasıl görmek istedilerse o şekilde betimlediler. Ben sizin kadın figürlerinizi incelediğimde şöyle bir şey gördüm. Bütün bu oryantalist yaklaşım içerisinde aslında kadının bir avantgard yapıya sahip olduğunu gözlemliyorum. Sanki o ilk bakışta içinde o kadını saklıyor. Benim hissiyatım böyleydi. Sizin o kadının derinliğini yakalamadaki belki ustalığınız burada ortaya çıktı.
Benim yapmış olduğum yani kadın figürlerinde daha çok Hititlerdeki tanrıça figürlerin üzerine. O gücü hissettim, o güç gözüküyor. O Anadolu yani tanrıçaları ele alma biçimim veya bazı gravürlerimde Doğu-Batı sentezi anlamında ele almış olduğum gravür figürlerimde de yine düşünen, sorgulayan, felsefi derinliği olan kişiler üzerinden oldu. İşte Hititleri ele aldığım, Hititler kısmında ele almış olduğum, eserlerinde ele almış olduğum figürlerde de yine tanrıçaların o bereket anlamında, doğurganlığı anlamında veya çoğalabilir mantığında ama bu sadece çocuk dünyaya getirme anlamında değil, yenilik üretme adına ele aldığım figürler olarak gerçekleşti. Evet. Yani sadece kadının doğurganlığı üzerine değil, daha çok üretme anlamında. Ama sizin gravürlerinizde ve resimlerinizde ben bunları çok hissediyorum. Sadece kadını güzel betimlemiyorsunuz. Kadını gücünü de çok güzel yansıtıyorsunuz. Bu anlamda bir kadın olarak size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin tabii çok özel bir baskı tekniğiniz var. Hatta bunu da patentini aldığınızı biliyorum. Evet. Bunun hikayesini bizle paylaşır mısınız rica etsem? Şimdi çok değişik hocaları fakülteye davet ettiğim için farklı farklı kişilerden ders almış gibi olduk. Sürekli ben malzemeyle oynuyorum aslında ve arkadaşlarıma da söylüyorum, öğrencilerime de söylüyorum. Öğrenciler benim arkadaşlarım aslında. Onlarla da paylaşıyorum. Sanatçı bir dil ortaya koymaya çalışıyor. Bir sonuca gitmeye çalıştığı zaman bütün dilleri kullanabilir. Bunun için sürekli yeni teknik, yeni malzemeler üzerine deneyimlerimiz oluyor. Ve hiç kimsenin kullanmadığı şimdiye kadar bir malzeme keşfettim aslında. Bir kaza sonucu keşfetmiş olduğum bir durum. Hep böyle değil midir? Bütün mucitler mucizelerini yaratırken hep bir şans eseri elde ederler. Yani yapmış olduğum bir kaza sonucu dağ evinde bir ay mahrum kaldım. Ve tavanda bir tahta parçası vardı. O tahta parçası da inşaat sektöründe bolca kullanılan OSB'lerdi. Birleştirilmiş yonga anlamına geliyor aslında. Onu bir ay boyunca inceledim ve yerimde duramadım aslında. Bir ay tamamladıktan sonra atölyeme geldim. Hemen deneylerimi yaptım. Uygulamalarımı yaptım. Çok güzel sonuçlar verdi. Aslında baskı resim anlamında ağaç baskı kullanılıyor. Ama o birleştirilmiş yonga parçalarını hiç kimse kullanmamıştı. Bir araştırma yaptım ve onu baskı resim literatürüne kazandırarak OSB kat olarak literatüre sokmuş oldum. Bu patent alma süreci nasıl gelişiyor? Yani Türkiye'de bu tür organizasyonlarda veya yeniliklerde kolaylık sağlandı mı yoksa bunun mücadelesini verdiniz mi? O süreç 1-2-3 ay sürüyor tabii. Sanatta pek patent meselesi bir önem arz etmiyor aslında. Oysa çok önemli. Arz etmiyor. Yani o tekniği ben kullanıyorum, başkası kullanamaz diye bir şey yok. Ama buluş çok önemli. Evet. Yani bu buluşun hakkını almanız lazım. Maddi evet. olarak değil, en azından manevi olarak. Yani siz, ben bunun hakkını aldım, siz bunu yapamazsınız diye bir şey söyleme şansınız yok ki benim gibi. Herkese resim yaptırmak isteyen bir insanın böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Bu sene işte yeni bir projem var. Eğer o gerçekleştirirse zaten halka açık alanlarda ve bir 2 metrelik preslerle bunu halka açık alanlarda yapacağım zaten. Uygulamasını da göstereceğim şov olarak. Çok güzel. Bu yapılmamış bir şey. Türkiye'de yapılmamış bir şey. Çünkü genelde ülkemizde ve sanatta yapılmamışı yapmak, denenmemişi denemek konusunda biraz çekimser davranıyor evet. sanatçılar. Daha geleneksel, daha kendilerine alışmış olduğu yöntemler içerisinde iş dünyalarına devam ediyorlar. Oysa bu tür yenilikler bence sanat için çok önemli bir katma değer. Özellikle gençlerimiz için. Şimdi şöyle bir durum var. Ben mesela sosyal medyayı kullanırken de özellikle bütün tekniklerimi izleyip beni takip edenlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eleştiriliyorum bu konuda ama ben bir eğitimciyim. Başından beri vurgulamaya çalışıyorum. Ve tekniklerimi, sanatın korkulacak bir şey olmadığını vurgulamaya çalışıyorum.
Sanatçı eğer korkuyorsa sanatçı olamaz. Sanatçı özgür değilse sanatçı olamaz. Bu vurguyu özellikle yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla evet engellerimiz var, geleneksel yapılarımız var. Bizim yapmamıza engel olabilecek değişik faktörler var. Ama bunun aştığımız ve üzerine vardığımız takdirde sanatsal yenilikler ortaya koyma şansımızı elde edebiliyoruz. Bu anlamda da sürekli öğrencilerimizi korkusuzca üretmeleri konusunda da teşvik ediyoruz. Olması gereken de bu. Evet. Yani bu illa devletle, milletle veya çevreyle savaşmak anlamına gelmiyor. Sadece aklımıza geleni ve bilime, kültüre ilham olabilecek, felsefeye ilham olabilecek şekilde kullanma becerisinden bahsediyorum. Ve istikrar. Aslında. İstikrarı da bahsediyorum. Çünkü mesela Viyana'da bir bilim müzesinin önünde şöyle bir söz var. Sanatın, biliminiz sanatınızın hemen ardındadır. Güzel. Yani önce sanat vardır. Güzel, güzel. Ama iyi bir sanatçı olması gerekiyor bunun için, bunun gerçekleşmesi için. Yeni bir söz söyleyen sanatçıya ihtiyacımız var. Yeni bir söz söyleyen. O doğru bir şey söyleyecek. Bilim adamlarının kafalarını kurcalayacaklar. Bilim adamları bu kurcalanan şeyi, bu ortaya atılan fikri gerçekleştirmek üzere laboratuvarlara girecekler ve yeni şeyler üretecekler. Bizim soru işaretlerine ihtiyacımız var. Kafa karışıklıklarına ihtiyacımız var ki yeniliklere ulaşabilelim. Çok doğru, çok güzel söylediniz. Eğitimci kimliğiniz doğrultusunda yanlış bilmiyorsam 90 adet güzel sanatlara hizmet veren eğitim kurumu var Türkiye'de. Evet. Ortalama. Siz bir eğitimci olarak bu okulların yeterliliğinden, içeriğinden, dinamizminden memnun musunuz? Türkiye'de Türk sanat eğitimine hizmet eden kurumların durumları nedir? Türkiye'de aslında 90 tane değil, 150'ye yakın güzel sanatlar fakültesi veya sanat tasarım fakültesi anlamında fakültemiz var. Bunun yanında 150 civarında da güzel sanatlar lisesi var. Evet, eğitim fakültesi eğitim fakültelerinde buna dair ettiğimiz zaman miktar birazcık daha artıyor. Evet, açıyoruz biz bu fakülteleri ama hoca aslında kadro konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Yani belki eğitimi iyi, kaliteli bir eğitim verecek fakülte sayısı olabildiğince az. Yani eğitim kadrosuyla alakalı bir durum. Bunun için mesela lisansüstü programlar açılıyor. Keşke galiba bizim bu kadar üniversite açtığımız bir mantıkta lisansüstü üniversitelerinin olduğu bir programa geçmemiz gerekiyor belki. Yani emekli olan hocalarımızı bir araya getirip onların, evet onlar bir şeye geçiyorlar, özel üniversitelere geçiyorlar ama onları birazcık daha memnun edip, ikna edip özel oluşturulmuş lisansüstü üniversitelerde yeni hocalarımızı yetiştirerek ve oraya doğru programlarla yeni elemanlar, hocalar alarak o kadroyu eğer yetiştirirsek ve kaliteyi gerçekleştirmek üzere adımlar atabilirsek bu adım güzel bir şey. Ama eğer atamazsak öğrencileri birazcık da zayi etme durumu ortaya çıkmış oluyor. Bu da üzücü bir şey. Evet. Ben şimdi Türkiye'de açılmış 6. Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezunum. Açılmış 6. fakültede bir şey vardı. İlk kuruluş yılımızda bir sempozyum yapılmıştı. Anadolu Aydınlanması, Sanatla Anadolu Aydınlanması adında bir sempozyum vardı. Ve iki oturum, acaba Anadolu'da bir güzel sanatlar olur mu olmaz mı diye tartışmalar oldu. Ciddi ciddi tartışmalar oldu. O kaygıları o zaman biz çok önemsememiştik. Ama meğer çok önemliymiş. Çünkü kadrosunu tamamlamamış, kendini henüz yetiştirememiş bir hoca kadrosuyla yola çıkmak çok doğru bir şey değil.
Yani ya, yarım bilen veya bilmeyen, işine hakim olan olmayan hocalarla yola çıkmak aslında eğitime vurulmuş bir darbe. Belki o akademisyen, yani asistanlık seviyesinde alınan akademisyenler yurt dışına gönderilerek veya büyük üniversitelere gönderilerek, hatta az önce söylemiş olduğum öneride olduğu gibi özel oluşturulmuş, emekli ve tecrübeli hocalardan oluşturulmuş bir akademik ortamdan geçirilerek nitelikleri artırılabilirse bu daha iyi artıya dönüşebilecekken henüz bunu gerçekleştirmiş değiliz. Bunun için ben çok sağlam bulmuyorum doğrusu. Ümitliyim, gençliğimiz çok enerji dolu, bir şeyler yapmak istiyor, çıkış yolları arıyor. Ama bunu doğru adımlarla desteklemek gerekiyor. Evet. Anadolu'da sanat demişken, Atatürk'ün önderliğinde, hatta vefatından hemen sonrasında 1945 yılına kadar Anadolu'da sanatçılarla ilgili bir operasyon düzenlenmişti. Sonrasında bu tamamıyla yok oldu. O dönemi biraz irdeleyebilir miyiz? Bunun ben mutlaka önemli bir katma değer, özellikle müzelerimiz için önemli bir katma değer olduğunu biliyorum. Evet. Bu vizyonla alakalı kesinlikle bir durum. Vizyon. Bu Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu bir vizyon. Tabii Anadolu'da savaş sonrası ortam ve ekonomik durumlar, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman şu anki durumdan daha iyi değildik. Tarihsel sürece baktığımız zaman sıkıntımız bundan sıfırdan başlayan bir ülke söz konusuydu. Şu anda durumumuz o ana göre ekonomik olarak daha iyi bir durumda. Ama o zaman farklı bir vizyon vardı. Atatürk faktörü vardı. Ve sanatçıları bir araya getirerek onlara yılda ne kadar kazanıyorsun? Şu kadar, onun 3 katını, 4 katını vererek Anadolu'nun değişik yerlerine gönderdi. Ve o sanatçıların o şehirlerde eser üretmesi sağlandı. Müthiş bir şey bu. Çok büyük bir vizyonerlik. Şey. Şu anda bu yapılmıyor mu? Şu anda böyle bir şey yok. Ve o sanatçılar yıl boyunca gittikleri şehirde üretimler gerçekleştirdi. Devlet onları garanti olarak almış oldu. Yani peşinen almış oldu. Ve şu anda müzelerimizde çağdaş Türk sanatına dair mevcut olan bütün eserler de hemen hemen bu eserlerden oluşmaktadır. Eğer onlar olmasaydı bizim müzelerimiz belki bu kadar sağlam bir Türk sanatı eserleriyle oluşmayacaktı. Müzelerin zenginliğini bağlıyorsunuz. Evet. Maalesef Atatürk'ün vefatından bir 7 sene sonra önce yavaşladı, sonradan da 45 gibi sona erdi bu uygulama. Sonrasında devam gelmedi zaten. Oysa ülkelerin ilerlemesinde sanat ve sanatçı ne kadar önemli. Evet. Keşke bu devam edilebilse. Ülkemizde sanatçılara devlet tarafından özel politikalarla onların kendini doğru ifade etmesi adına destek sağlansa ve biz tekrar o günleri kazanabilsek tekrar. Keşke. Değil mi? Bütün ümidimiz o anlamda. Yani eğer nitelikli bir toplum sanatla uğraşır, eğer bunu vurgulamak istiyorsak, yani ekonomiyle beraber ekonomiyi ne kadar ciddiye alıyorsak sanatı da o anlamda ciddiye almalı ve buna göre planlar yapmamız gerekiyor. Umut ediyoruz ki öyle bir yani ikisi beraber at başı götürülecek şekilde planlanır ve bunun için bir şeyler yapılır. Biz yine de sanat daha ileride olsun, sanat kazansın evet. Bu yarışı. Yok yani bir yabancının söylemiş olduğu şey var. Diyor ki sanat ekonomiyle, ekonomi sanatla at başı gidiyorsa o ekonomi doğrudur. Doğru. Gerçektir. Doğru bir tanımlama. Bunun için mesela şu anda Çin ekonomisiyle koşan bir ülke ve dünya sanat ekonomisinin de %60'ını elinde tutuyor şu anda. Ama bunu yaparken mesela kendi elinde örnek veriyorum 20 tane sanatçı var. Dünyanın değişik yerlerinden en önemli sanatçıları ülkesine davet ediyor. Kendi 20 sanatçısıyla beraber bir kampa alıyor. Onlarla bir etkinlik yapıp yapıyor. Bunların kataloğunu, görsellerini hazırlayıp
bir kendi sanatçısından, bir dünyanın önemli sanatçısından sırayla kataloglar yapıyor ve dünyanın değişik yerlerinde etkinlikler yapıyor. Bunu tekrarladığı zaman iki tane veya üç tane etkinliği aynı şekilde devam ettirdiği zaman kendinin 20 sanatçısı dünya sanatçısı oluyor. Dolayısıyla kendi kültürünü başka ülkelere kabul ettirmiş oluyor. Doğru. Bütün savaşlar aslında kültür savaşıdır. Yani kültürel kültürel değerleri taşıma üzerinedir. Ve bu şekilde de Çin güçlü bir vizyon elde etmiş oluyor. Evet. Neden biz yapmayalım? Neden yapmayalım? Evet. Peki sevgili Lütfü Kaplanoğlu, programımızın akışı içerisinde bizim bir bölümümüz var ki resimlerimizi tanımlamak ve anlatabilmek. Genelde öğretilmiş çaresizlikler var sanatta. Mesela bazı sanatçı eserlerin anlatmasını sevmiyor. Arzu ediyorlar ki izleyen sanatsever bu yorumlamayı kendi içerisinde dile getirsin. Oysa ben sanatçının eserini anlatmasından yanayım. Onun iç dünyasını anlayabilmek, görmek, insanın kendini geliştirmesi bununla çok doğru orantıda. Şu anda arkamızda bulunan resimle ilgili. Bize içeriğini, hislerinizi, duygularınızı anlatır mısınız lütfen? Şimdi konuşmanın içerisinde size daha çok yetişme, yani çocukluktan günümüze kadar, özellikle çocukluk dönemimizde Anadolu'ya dair çok değişik şeyler dinlediğimizi ve onlarla büyüdüğümüzü söylemiştim. Bu anlamda o halk hikayeleri mutlaka bizim belleğimizde, belki o zaman sadece bir hikayeydi ama belirli bir süreçte ön plana çıkmaya başlıyor. Evet, Anadolu'nun o değerlerini sürekli eserlerimde kullandım. Belki daha fazla ön plana çıkararak göstermeye çalıştım. Şimdi birazcık daha göstermediğim şeyleri birazcık daha insanları doğrudan yaşamasına, onları şekillendirmeden, biçimlendirmeden o hissi yaşamak üzere ve sorgulamak üzere eserlerimle baş başa bırakmayı tercih ediyorum. Sanatçı neden anlatmak istemez çalışmalarını? Çünkü kısır kalabilir. Biz zaten iyi yazabilseydik edebiyatçı olurduk. İyi hareket edebilseydik, mesela iyi oynayabilseydik tiyatrocu olurduk, oyuncu olurduk. Biz iyi konuşamadığımız için, iyi kendimizi şey yapamadığımız için, hani dışarı vuramadığımız, anlatamadığımız için boyayı kullanıyoruz, fırçayı kullanarak kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin dünyanızı çok kısıtlamak istemediğimizden dolayı anlatmaktan biraz kaçınabiliyoruz. Ama genel çerçevelerini verebilirim. Şimdi ben yani 73 doğumluyum. Bu ne demek oluyor? 20. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan insanları tanıdık. Onların son zamanlarına denk geldik. Ondan sonraki kuşaklar var. Acılar, yokluklar, ülkenin psikolojik, ekonomik ve değişik durumlarını yaşayan, acılarını, anılarını dinleyerek büyüdüğümüz için bu toprakların genellikle negatif şeylerini, özelliklerini hissetmiş bir şey olduk. Bir kuşaktan geliyorum. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. Geçmişle gelecek arasında veya günümüz arasında bir bağ tam ortada bulunuyoruz. Dolayısıyla çalışmalarım daha çok bu bağlamda ele alınıyor. Evet, bazen simgeler çok ön planda, camiler görüyor, kiliseler var, heykeller var ve yazılar var. Kendi içerisinde de farklı atmosferleri var. Bu çalışmalarda özellikle yer ve gök arasındaki bizim sesimizi şahitlik eden, gök kubbede yansıyan şu alanları mesela örnek veriyorum. Çok değişik şeylere şahit olma durumu söz konusu. Ben ağlarken bir başkası gülüyordu, bir başkası orada belki eğleniyordu. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla benim bakarken, acılarımı yaşarken siz sevinçlerinizi farklı gülebilecek, tebessüm edeceğiniz anılarını yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir tezatı ben şekillendirmeden, sizi
çok daraltmadan yaşamanız adına böyle bırakmaya çalışıyorum. Evet, bazı arkadaşlarım niye figür koymuyorsun diyorlar. Çünkü o figür siz olun. Siz buranın içerisinde nerede konumlanacağınızı siz seçin ve düşlerinizi çok sınırlandırmayalım. Güzel. Evet. Çok güzel. Ben eserlerinizde aslında bir drama görüyorum. Ama drama derken bunu trajik anlamda bir dramadan bahsetmiyorum. Doğru ve net durum anlamında bahsediyorum. Bir hüzün var ama o hüzün içerisinde girdiğiniz gibi rahatlıkla da geri çıkabiliyorsunuz. Mesela benim ilk eserlerini izlediğim bu oldu. Sosyal medyada takip ediyorum. Sıkı bir takipçinizim bu arada. Bir resmi sıfır tuvalden adeta sonuna kadar hızlı çekimle toplumla, sanatseverle, gençlerle paylaşıyorsunuz. Zaman zaman bu konuda tenkit aldığınızı biliyorum. Size soruyorlar. Neden bunu yayınlıyorsun diye. Neden yayınlıyorsunuz bunu? Ben eğitimciyim. Yani herkes sanattan korkuyor. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi sanattan korkmak. Ben yani anlamamak değil bu. Bir korku var. Üretme korkusu var. Bakma korkusu var. Galeriye girme korkusu var. Tiyatroya girme korkusu var. Endişesi var. Yani hala günümüzde bile galeriye işte geldiği zaman ne kadar ücret ödeyeceğiz diye soru soranlar bile var. Ona inanamıyorum. Yani galeriye girerken insan ücret ödeyecek miyiz diye hala soruyorlar. Evet. Belki öyle programlar var. Evet, bazı müzelerde ücret talep ediliyor bazı masrafları karşılamak için. Bu yapılabiliyor da benim bütün derdim insanlara sanatın korkulacak bir şey olmadığını, bir ifade biçimi olduğunu ve bunun da herhangi bir araçla, hangi araçla yaptığımız önemli değil, herhangi bir araçla kendimizi gerçekleştirmek ve kendimizi yenilemek üzere yapacağımız bir eylem olduğunu vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla daha az önce de bahsettik, engravist baskı resim etkinliklerinde nefes alan herkese gravür yaptırıyorum diye bir slogan, yani çok en basitinden bir sloganla yola çıkmıştım. Bir de ulaşılabilir olması da çok önemli. Yani toplumun özellikle gravür resimlere karşı sempati duymasını sağlamak, biraz onlara daha fazla ulaşabilmek anlamında çok büyük katma değer olduğunu düşünüyorum. Onun yanında şey de var, yani ben resim yaparken de çok değişik malzemelerle resim yaptığımı gösteriyorum. Yani mesele illa kurallı olmak değil, kuralsız olarak da bazı şeylere ulaşabileceğimiz. Yani siz sadece Türkçe konuşuyorsunuzdur, iletişim kurma yönteminiz farklıdır, kısıtlıdır. Ama birçok dili bildiğiniz zaman istediğiniz toplumda, istediğiniz kişilerle konuşma şansı elde edersiniz. Biz de mesela yağlı boya sanki sanatın zirvesiymiş gibi bir algı var. Hayır, öyle bir şey yok. Biz hangi eseri biçim ile içerik ilişkisi bağlamında ne kadar güçlü bir şekilde ele alıyorsak o eser o kadar değerlidir. Ve ulaşabilmek çok önemli. Evet. Yeter ki ulaşabilelim. Evet, kesinlikle. Bu bağlamda ben paylaşıyorum. Yani evet, eleştiriliyorum. Niye tekniğini başkalarına gösteriyorsun? İnsanlar hafif alabilirler diyorlar. Ama diyorum ki ben eğitimciyim. Bunu görerek, bu çalışma yöntemini görerek birçok insan bana teşekkür ediyor aslında. Böyle resim yapılabileceğini bilmiyorduk diyorlar. Ve bu şekilde resim yaparak kendilerini gerçekleştiriyorlar. Benim zaten şeyim bu değil mi zaten? Ulaşmak istediğim hedef bu. Zaten yani, bir gizem de var özellikle bu gravür çalışmasında. Nasıl beklemediğiniz bir şey olağanüstü şekilde karşınıza çıktığı zaman mutlu olur, umutlanırsanız hayata karşı, siz sanatta da böyle bir değeri insanlara veriyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla mesela hem pentürde hem de gravürde bunların hepsini beni takip eden veya atölyeme gelen kişilerle paylaşma durumum söz konusu. Hatta atölyeme gelen misafirlere mutlaka bir deneme yaptırıyorum zaten. O demek ki ben bir kez daha geleceğim. Genelde yaptırıyorum. Eğer hele bir misafirliğe girmişse, öğrencinin arkadaşıysa, arkadaşını öğrencimi meşgul etmemesi için mutlaka çizdirdiğim bir şeyler olur. Çok güzel, ellerinize sağlık. Ama sonradan da müptelası olurlar ve öğrencim olurlar. Evet, evet.
O gizem beni de mesela ilgilendiren onun gizemi. Evet. Ne olacağını veya ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Oysa karşınıza hiç beklemediğiniz bir sonuç çıkarak bambaşka bir dünyayı size götürüyor eser. Evet sevgili Lütfü Kaplanoğlu, bugün çok güzel, samimi, içten bir söyleşi yaptık birlikte. Evet sevgili Kahret izleyicileri, bugün yine çok kıymetli bir konuğum vardı. Tüm samimiyetiyle kendini bize anlattı, sanatını anlattı, eserlerini anlattı. Tekrar görüşmek üzere. Hayat bir sanattır ve her insan hayatın hem sanatçısı hem de eseridir.